milli servetimizin artışı ve kişi başı gelirimizin artışıyla bunun tabii ki tabana yayılması. Yani bu anlamda daha fazla bir yapılabilecek ne var diyse onun çalışması, analiz edilerek yapılması ve aynı zamanda yapılacakların daha fazla ve belki de noktasal anlamda dile getirilmesi. Budur belki farklılık. Şimdi efendim bir şey ekleyeceğim orada. Tabii. Mesela polis memurlarımız 3600 evet. beklerken 3000 verildi. Hı hı. Ve Türkiye'de gerçekten en zor şartlarda şu anda görevini ifa eden askerlerimiz ve polislerimiz. Ama özellikle askere çok belki bir şey söylemiyorlar ama hı hı. Vatandaşlardan, kimi vatandaşlardan, özellikle paraman vatandaşlardan, hele hele polise karşı çok çirkin şeyler oluyor. Mesela geçen gün bir baskın olayında veya bir görevini yaparken senin üzerindeki kıyafeti dahi ben alıyorum. Hani sanki polisimiz Yunan polisi gibi bir muamele var. Ama polise 240 lira gibi bir rakam geliyor bildiğim kadarıyla. Ve hükümetinizin de bu konuda tekrar 1 Kasım'dan sonra hükümetiniz devam ederse veya siz hükümette olursanız seçimde birinci parti çıkarsanız bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulu'nda özel bir çalışma söz konusu olabilir mi? Şimdi bakın Malatya'da Sayın Başbakanımızın açıkladığı unsurların içerisindeki noktalardan bir tanesi de polislerimizin emniyet hizmet tazminatının %25 arttırılışı. Evet. Bu şu anlamda 240 ile 580 lira arasında doğrudan maaşa yansıması olacak bunun. Daha önce de ek göstergeleri arttırılmıştı evet. polis memurlarımızın ve emniyet teşkilatımız mensuplarının. Bu son arttırımdan beraber dediğim gibi doğrudan yansıyacak olan 240 ile 580 lira arasında rütbelerine göre bir artış olacak maaşlarında. Ama aynı zamanda Başbakanımızın ileriki dönemlerde farklı iyileştirmeler de yapılacak sözü tabii ki biliyorsunuz bunu da dile getirdi. Bunun şunun için söylüyorum. Bakın Fatih Bey dediğim gibi biz bunları yaparken yapmaktan yükümlü, daha doğrusu verdiğimiz sözü yerine getireceğimiz için hesabını kitabını iyi yapıyoruz. Ve tabii ki sizin de dile getirmiş olduğunuz gibi yani şimdi bir polis memuruna veya devletin herhangi bir memuruna üstündeki üniformayı veya kıyafeti ben alıyorum demek bu çok yanlış bir şey. Çünkü doğrudur evet vatandaşımızdan aldığımız vergiyle devletimizin kamu hizmetini yapan görevlilerine gerek kıyafetleri olsun gerek maddi gelirleri yani maaşları olsun ödeniyor. Ama bu zaten o görevi ifa eden, devletimizin memuru olarak ifa eden vatandaşımızın ki onlar da vatandaştır. Bunu lütfen unutmayalım. Onlar da vergi veriyor. Onlar da vergi veriyor. Onların maaşlarından da vergi kesiliyor. Ve Türkiye'de Türkiye'de en uzun süre çalışan evet. devlet memuru da polislerdir. Doğru. Tam 12 saat çalışıyorlar yerine göre. Ve dolayısıyla şimdi bu tip şeyi dile getirirseniz bu çirkin bir ifadedir. Çünkü o aldığı ve üstüne giydiği üniformayla devletin hem görevini hem sorumluluğunu taşıyor. O aynı zamanda o üniformayı giydiği için üstüne o sorumluluk altında da görev yapıyor. Ve gerektiği zaman canını ortaya koyuyor. O üniformasını aldığını dile getiren vatandaşımız o üniformayı giyip o sorumluluğu yani eğer bir Allah muhafaza çatışma ortamı içerisine girmesi durumunda gazi olması ya da şehit olması noktasındaki bu fedakarlığı göze alan o emniyet mensubumuza karşı bu sözü dile getirirken kendisi hangi sorumluluktan acaba bunu yapıyor? Yani şunu diyemeyiz biz. Şu kadar miktar bir maddi kaynak sana verdim. Ondan sonra her şeyi böyle yapacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. O en değerlisini, canını ortaya koyuyor. Canını. Yani tende taşıdığı canı. Bütün memurlarımızın da bir ailesi var. Sevdikleri var. Ve onları her sabahleyin evden çıkarken, göreve giderken onları uğurluyorlar evlerinden. Ve o üniformayla, o sorumlulukla gidiyorlar. Provokasyonun dışında hiçbir şey değildir bu söz. Evet. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek lazım. Ben buradan çok değerli vatandaşlarımıza da bunu hatırlatmak istiyorum. Bakın, üzerimize giydiğimiz kıyafet, oradan gittiği için bunu söylüyorum ben. O üniformanın üzerinde bir amblem var. Emniyet teşkilatının amblemi var. O üniformanın üzerinde ay yıldızlı bayrak var. Öyle taşıyor onu. Ve onun o görevini yapıyor. Ay yıldızlı bayrak için o görev yapıyor. Bunu söyleyenlere şunu sormak isterim. Ay yıldızlı bayrağımızın altında konuşma yapamayanlara soracaksınız bunları. Onlar da maaşlarını, maddi gelirlerini işte bunu söyleyen o vatandaşımızın vergisinden alıyor. Kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Sayın Demirtaş gidip Avrupa'da konuşmalar yapıyor. Ülkemizde de yapıyor da hadi somut orada örneği olduğu için
ve Türk bayrağını, bu ülkenin bayrağını o salonda sergileyemiyorlar. Ama Sayın Demirtaş'ın aldığı, milletvekili olarak aldığı maaşı kim ödüyor? İşte bunu söyleyen o vatandaş ödüyor. Onu söyleyen o provokatör ödüyor. E gitsin Sayın Demirtaş'a bunu söylesin ya. Nasıl olacak o zaman? Ve onu söyleyen Sayın Demirtaş'ı kim koruyor biliyor musunuz bu ülkede? İşte biraz evvel o sözü edilen o polis memurlarımız, emniyet teşkilatımız, askerimiz. Niye? Sınırlarımızı bekleyen, bu ülkede huzur için, huzur ortamı olması için canını ortaya koyan tüm emniyet teşkilatı ve asker personelimiz, onlar o canlarını ortaya koyarak yine onları koruyor. Bunları da bir düşünmek lazım. O provokatif sözleri kullanırken, orada başka bir amaçtan bunları söylerken iyi düşünmek lazım. Tabii yeri gelmişken, şimdi buradan açıldı söyleyelim. Aynı zamanda devletinin ve milletinin temsilcilerinin yasa dışı yollarla dinlenmesi, yasa dışı yollarla devlet sırlarının ifşa edilmesi için ihanet edenlere de sorsunlar bunları. Onlara da lütfen bunu sorsunlar o zaman. O provokatörler var ya, o provokatörler işte. Onu sorsunlar. O zaman ben de o provokatörlere şunu sormak isterim. Benim maaşımdan da vergi kesiliyor. O zaman o provokatörle ilgili olarak veya gidip de Türkiye Cumhuriyeti'nin gelirlerinden, devletin kasasından, gelirlerinden maaş alan bu siyasiler gidip de neden bayrağımızın altında konuşamıyorlar diye ben de onlara sormak isterim. Evet.